Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. Bana gönderilen model de yelekti. Çok harika, çok yakışmıştı. Yelek böyle tunik tarzıydı arkadaşlar. Çok güzeldi. Ben de hemen başladım. İnşallah devamında getireceğim. Bunu 38-40 bedene göre başladım. Yaka koltuk kesiminde ileride inşallah bunu devam ettirip bitirince böyle koltuk kesimine gelince size anlatacağım. Şimdi küçük bir parça anlatacağım inşallah size. Tabii ki beğendiyseniz arkadaşlar. Etol şal da yapabilirsiniz. İnce angora tarzı ip kullanaraktan. Bu ipe de çok yakıştı arkadaşlar. Böyle kalıp gibi durdu. Ütülemememe rağmen. İpi de hemen vereyim. Soracaksınız eminim. Ören Bayan Star Lurex ip kullandım arkadaşlar. Tığ olarak ise şöyle göstereyim. 5 numara 1,5 milimetrelik tığ kullandım. Dediğim gibi 38-40 numara beden için, numara diyorum. Beden için yapmak isterseniz şöyle 60 tane kadar zincir çektim. 60 tane kadar zincir çektim. 54-55 tane de çakma sık iğne yaptım arkadaşlar. Böyle direkt başlamak isterseniz. Ama benimle aynı küçük bir parça başlayıp da sonradan modele başlarsanız eliniz daha yatkın olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi size şöyle küçük 3 bölümü alacak şekilde başlayacağım sizinle birlikte. Evet diyorum ve Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Zincir çekiyoruz arkadaşlar. 37 tane kadar zincir çekeceğim. Şöyle elinizi sıkı tutmayın. Hafif geniş tutaraktan 38 tane kadar zincir çekelim. Ben de çekip döneceğim. Evet, 38 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi çakma sık iğneyi göstereceğim. Başına doladım. 1, 2, 3. zincire tığım batırdım. İlmeği aldım. Tek seferde çekiyorum. Çakma sık iğneyi başına dolayıp tek seferde çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Tekrar gösteriyorum. Başına doladım. Bir sonraki zincire tığım batırdım. İlmeği aldım. Böyle tek seferde üçünü bir çekiyorum. Bu şekilde oluyor. Böyle. Tek seferde çektiğimiz çakma sık iğne yapıyoruz. Her bir zincire bir tane yapıyoruz. Böyle her birine bir tane batarak devam edelim. 35 tane kadar yapalım. Ben sonrasını göstereceğim arkadaşlar bu şekilde. Başına dolayıp tığımızı batırıyoruz. İlmeği alıp tek seferde çekiyoruz. Böyle 35 tane kadar yapalım. Ben de yapıp döneceğim. Evet, 35 dedim ama arkadaşlar 33 tane çakma sık iğne yaptım. Böyle 33 tane yaptım denk gelsin diye. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Çevirdim. Başına doladım. Bir defa dolayıp 3 defa da çekiyoruz. Bakın hemen ilk çakma sık iğneye batıyorum. İlk önce tek, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Aralarda 3 zincir. 3 zincir çektim. Başına doladım. 1, 2, 3. çakma sık iğneye 3 defa da çektiğim trabzan. 1, 2, 3 zincir başına doladım. 1, 2.ye batıyorum bu sefer. Benimle aynı yapın arkadaşlar. Ben daha önce bu araya 2 tane koydum. O zaman alt bayağı bir geniş oluyor. O yüzden böyle ayarladım. 1, 2, 3 zincir başına doladım. Bakın 1, 2.ye trabzan yapıyorum. 3 defa da çektiğim. 1, 2, 3 zincir başına doladım. 1, 2, 3.ye trabzan yapıyorum. Başına doladım. Hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum. Evet, bakın. Böyle S şeklinde gördüğünüz gibi birincisini bitirdik. Böyle iki tane trabzan olunca bir tanesi bitmiş oluyor. 3 zincir çekiyorum. Başına doladım. 1, 2, 3. trabzana 3 defa da çektiğim trabzan. 3 zincir. Başına doladım. 1, 2. çakma sık iğneye trabzan. 3 zincir. Başına doladım. 1, 2.ye trabzan. 3 zincir. Başına doladım. 1, 2, 3.ye trabzan.
Başına doladım. Hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi dört kutucuktan oluşuyor her bölüm. Üç zincir. Başına doladım. Bir, iki, üçüncüye. Üç defa da çektiğim trabzan. Üç zincir. Bir, ikinciye. Trabzan. Bir, iki, üç zincir. İkinciye bakın. Bir, ikinciye batıyorum. Trabzan. Üç zincir. Başına doladım. Bir, iki, üçüncüye. Trabzan. Bir, iki, üç zincir çektim. Döneceğim arkadaşlar. Bakın bitti. Üç zincir çektim. Döndüm. Çakma sık iğne yapacağız. Trabzan olunca çok kaba oluyor. O yüzden çakma sık iğne yapıyorum. Söyledim mi? Hatırlamadım. Evet. Başına doladım. Üç zincir çektim. Buraya bakın. İlk kutucuğa. Üç tane çakma sık iğne yapıyorum. Trabzanların tepesine batmıyoruz. Sadece zincirlerimize böyle alttan saracak şekilde. 2 3 Başına doladım. Bir sonraki kutucuğa trabzana batmıyoruz arkadaşlar. Zincire 1 Buna 4 tane yapacağım. 2 3 4 Başına doladım. Bir sonrakine de 4 tane çakma sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Başına doladım. Buraya 3 tane. 1 2 3 Şöyle genişletip anlatayım arkadaşlar. Baştakine, sondakine 3 tane. Ortadaki 2 taneye de 4 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Benimle aynı yapın. Yoksa yanlış olur. Başına doladım. Bakın burası ilk kutucuk oluyor. Diyelim ilk kutucuğu. Ona 3 tane yapacağız. 1 2 3 Başına doladım. Bir sonraki kutucuğa 4 tane batacağız. 1 2 3 4 Başına doladım. Bir sonrakine de 4 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 Bir sonraki yani dördüncü kutucuğumuza 3 tane 1 2 3 Başına doladım. Bakın hiç trabzanlara batmıyoruz, sadece zincirlere. Bir sonraki kutucuğa geçtim. 1 2 3 Ortadaki iki kutucuğa 4 tane batıyorduk. 1 2 3 4 Başına doladım. Bir sonrakine de 4. 1 2 3 4 Başına doladım. Sonuncu kutucuğa 3. 1 2 3 Evet. Ben bir bakayım. Dönüşleri önemli arkadaşlar. Böyle dönüşler. Bir tarafta dönüş böyle bu şekilde oluyor. Diğer tarafta da böyle düz duruyor. Sonra kenarları da göstereceğim size. O yüzden bakayım istedim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Zincir çektim. 4 ya da 5. Çekin arkadaşlar. Başına doladım. Tersini çevirdim. Bakın bu alttaki trabzanın hizasına bakıyoruz. Ya da buradan sayıyoruz. 1, 2, 3. çakma sık iğneye trabzan yapıyoruz. Yine 3 defa da çektiğimiz. 3 zincir çekiyoruz. Başına doladık. Bakın buradan sayabiliriz ya da şuraya trabzanın sağına ya da soluna sayalım, daha kolay olur. Bakın 1 2 3'üncüye yine trabzan yapıyorum. Bütün trabzanları 3 defa da çekiyoruz, onu unutmayalım. 3 zincir başına doladım. Hemen yanındaki çakma sık iğneye de trabzan yapıyorum. Bakın 3 zincir başına doladım. Hemen bir sonraki çakma sık iğneye de trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Şöyle şuradan göstereyim. Bakın. Burayı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet.
Başına doladım. Bakın bunun hizasına batacağım ya da buradan sayalım. 1, 2, 3. Trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden başına doladım. Bakın karşıdaki bu araya batmıyoruz kesinlikle. Şuradan buradan da sayabiliriz. 1, 2, 3. Böyle trabzan yapacağız. Böyle olacak arkadaşlar. 3 zincir başına doladım. Çakma sık iğneleri sayalım isterseniz. 1, 2, 3. Trabzan. 3 zincir başına doladım. Bir sonrakine trabzan. 3 zincir. Bir sonrakine hemen yanına trabzan. Bakın bu şekilde. 3 zincir başına doladım. Bakın bu trabzanın hizasına denk geliyor aslında. Böyle sayarsak da denk geliyor. 1, 2, 3. Trabzan. Hiç zincir çekmeden başına doladım. Bu araya batmıyoruz. Bakın diğer taraftaki tek trabzana. Buraya. Buradan sayabiliriz. 1, 2, 3. Trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir başına doladım. Buradan sayalım. 1, 2, 3. Trabzan. 3 zincir. Hemen yanındakine trabzan. 3 zincir. Hemen yanındakine trabzan. 3 zincir. Başına doladım. Bakın. Bunun hizası oluyor. 1, 2, 3. Saymasanız da alışırsınız arkadaşlar ilerledikçe. Saymadan onun üzerine batabilirsiniz. Trabzan yaptım. Başına doladım. Buraya 3 zincir çekip dönmüştüm ya oraya. Trabzan yapıyorum. Burası kenar oluyor. 1, 2, 3 zincir çektim. Döneceğim. Evet döndüm. Başına doladım. İlk kutucuğa gördüğünüz gibi 4 kutucuğumuz oluyordu. İlk kutucuğa 3 tane çakma sık iğne yapıyorduk. 1, 2, 3. Başına doladım. Bir sonraki kutucuğa geçiyorum. 4 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4. Başına doladım. Bir sonraki kutucuğa 4 tane. 1, 2, 3, 4. Başına doladım. Kenardaki kutucuğa 3 tane. 1, 2, 3. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde oldu. Sonra başına doladım. Bakın. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonraki kutucuğa 3 tane. 1, 2, 3 tane yaptım. Başına doladım. Ortadaki iki kutucuğa 4 batıyorduk. 1, 2, 3, 4. Başına doladım. Bir sonraki kutucuğa 1, 2, 3, 4. Başına doladım. Bir sonraki kutucuğa 3. 1, 2, 3. Başına doladım. Bir sonraki kutucuğa 1, 2, 3. Başına doladım. Bir sonrakine 4. 1, 2, 3, 4. Başına doladım. Bir sonrakine 4. 1, 2, 3, 4. Başına doladım. Bir sonraki yani sonuncuya 3. 2, 3. Dönüyoruz. 1, 2, 3. 4 zincir çektik. Döndük. Evet. Burası tersi, burası düz arkadaşlar. Başına doladım. Nereye batıyoruz? Bakın. Buraya batacağız. Dönüş hep aynı şekilde. Bu taraf farklı, öbür taraf farklı oluyor. Böyle kenarları anlayın diye daha fazla öreceğim. Gördüğünüz gibi alttaki trabzanın hizasına
Böyle sayarsak da 1 2 3'üncüye. 3 zincir çekiyorum, başına doladım. 1 2 3'üncüye. Trabzan. 3 zincir başına doladım, hemen yanındakine. Trabzan. 3 zincir hemen yanındakine. Trabzan. Bu şekilde. 1 2 3 başına doladım. Bakın 1 2 3'üncüye. Alttaki trabzan üzerine denk geliyor. Trabzan. Bakın 4 tane oldu. Kutucuğumuz. Bakalım sayalım. Bu sayılmıyor arkadaşlar. Bu kenar dönüş oluyor. 1 2 3 4. Başına doladım. Bu araya batmıyoruz. Ne yapıyorduk? Karşıya atlıyorduk. 1 2 3'üncüye. Evet. Böyle. 3 zincir başına doladım. 1 2 3'üncüye trabzan. 3 zincir. İnşallah anlatabiliyorum. Bir sonrakine trabzan. 1 2 3. Bir sonrakine trabzan. 3 zincir. Bakın 1 2 3'üncüye trabzan. 4 tane kutucuk oluyor bakın. Şurayı saymıyoruz. 1 2 3 4. Ondan sonra başına dolayıp hiç zincir çekmeden şunun üzerine denk gelecek. Yani 1 2 3'üncüye trabzan. 3 zincir başına doladım. 1 2 3'üncüye trabzan. 3 zincir yanındakine trabzan. İpim inat etme. 1 2 3 hemen yanındakine trabzan. 3 zincir. Bakın 1 2 3'üncüye trabzan. Başına doladım. Burada 3 zincir çekmiştim dönerken. Onun üzerine trabzan yapıyorum. Sonra 3 zincir. Bu köşede bu şekilde dönüyoruz. Bu köşede de 4 zincir çekip dönüyoruz. Böyle. Evet. Çevirdim. Başına doladım ilk kutucuğa. 3 tane. İkinci kutucuğa 1, 4 tane yapacağım. 2, 3, 4. Üçüncü kutucuğa da 4. Batıyorum. 2, 3, 4. Dördüncü kutucuğa da 3 tane. 1, 2, 3. Başına doladım. Diğer tarafa geçtim. İlk kutucuğa 3. İkinci kutucuğa 4. İki, üç, dört. Üçüncü kutucuğa dört. Batıyorum. İki, üç, dört. Hızlı yapıyorum. Anladınız artık. Bir, son kutucuğa üç. Yani dördüncü kutucuğa üç batıyorum. Başına doladım. Diğerine geçiyorum bakın. Buraya geçiyoruz. İlk kutucuğa üç. Evet, bunu da siz yapın arkadaşlar. Buraya gelince göstereceğim dönüşü. Evet, bakın köşeye geldim. Bakın altta 4 zincir çekmişim, dönmüşüm. Yine aynı şekilde 2 3 4 zincir çekiyorum, dönüyorum. Başına doladım. 1 2 3. Çakma sık iğneye trabzan. 3 zincir başına doladım, 1 2 3'üncüye trabzan. 3 zincir bir sonrakine hemen yanındakine trabzan. 3 zincir yanındakine trabzan. 3 zincir 1 2 3'üncüye trabzan. Şöyle bakınca anlarsınız arkadaşlar. Sonra başına doluyorum. Karşıdaki ilk trabzana zincir çekmeden trabzan yaptım. Böyle. Alta bakaraktan da anlayabilirsiniz artık. 3 zincir başına doladım. 1 2 3'üncüye trabzan. 3 zincir hemen yanındakine trabzan.
3 zincir, yanındakine trabzan. 3 çekmemişim sanırım. 1, 2, 3 zincir, hemen yanındakine trabzan. 3 zincir, 1, 2, 3'üncüye trabzan. Başına doluyorum, karşıya, 3'üncüye trabzan. Böyle. Şimdi arkadaşlar, eğer ki yaka yapmak isterseniz böyle buradan dönebilirsiniz. Koltuk kesiminiz zaten bilirsiniz L şeklinde oluyor. Eğer ki yaka yapmak isterseniz böyle buradan 3 zincir çekip şöyle dönüp bu şekilde. Bu şekilde devam edersiniz. Bana gönderilen resimde bir buradan dönmüştü, sonrakine de buradan dönmüştü. Bir üst sırada da buradan dönmüştü. Yakası şöyle kat kat çıkmıştı. Öyle o şekilde. Yani yapacak olanlara, beni beklemeden yapmak isteyenler de olabilir. O yüzden anlatmak istedim arkadaşlar. Eminim anladınız artık. Böyle bu kadar. İnşallah anlatımımdan da memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.